Sıramızın sonuna geldik. Bakın o 3 zincirlik kısmın olduğu noktaya da bir tane sık iğne yaptım. Yani bu her yaprakta 7 tane sık iğne olacak. Şimdi 3 taneyi doldurduk. Kısa sarı kalan ipi de gizleyerek devam ediyorum. 4 5 6 ve bakın 7 burası. 7 tane sık iğneden sonra 7. sık iğneden sonra bakın ilk yeri değil, ikinci boşluğa burada batıp direkt şu sarı ipi keselim. İşimizi zorlaştırmasın. Tekrar batalım. 7. sık iğneden sonra uzun sık iğne için batıyorum. İlmek çıkarıp uzun bir sık iğne yapıyorum ve bu noktada ipimi kesiyorum yeteri kadar. İpimi çıkardıktan sonra buradaki bakın ilk sık iğnenin o ilk zincir gibi çektiğimiz noktanın tek kanadına battım. İpimi buradan geçiriyorum. Kaydırma yapmadan bu işlemi yapıyorum. Bu noktadan geçirdim. Geldiği noktadan tekrar atıp bu şekilde ipimi aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde bağlamayı yaptım. Şöyle motifimizin orta göbeği hazır. Sonra bu kalan ipi de şimdi diğer son sıra beyaz ipimizi takıp tamamen gizleyerek örmeye devam edeceğiz. Bakın arkası da oldukça temiz oluyor. Bu şekilde. Şimdi orta motifi bitirdik. Sizler ben şimdi tekini öreceğim. Böyle orta motifleri birleştirip en son kenar kısmını da yapabilirsiniz. Motifleri birleştirip. Bu da bir fikir olsun. Daha kolay olur belki. Şimdi bakın bu noktadan bu ipi dönüşte gizleyelim. Bir sonraki sıradan başlayalım. Uzunun tepe boşluğuna değil, bir sonraki, bakın uzun değil, bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Beyaz ipimi aldım, tığımın ucuna takıyorum bu noktada ve bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir, bir sık iğne. Şimdi bir sonrakine batıyorum, beyaz ipi de gizleyerek örüyorum, tığımın üzerine alıp ikinci sık iğne. Bakın ilk sık iğnem, ikinci sık iğnem. Şimdi üçüncü sık iğne. 3 4 tane sık iğnemizi ördük. Doluyorum tığımın başına. 4 tane sık iğneden sonra doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çakma sık iğne öreceğim. 3 tane ilmeğim var. Doladım. Bu noktada çakma sık iğne ördük. Tığımızın başına doladık. Tekrar bir sonraki boşluğa ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Doladık. Bakın 4 sık iğne, bir tane çakma, bir tane ikili trabzan. Doladık. İkinci ikili trabzan, bir sonraki boşluğa. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi uzunun tepe boşluğuna üçlü trabzan öreceğiz. Bunun için de bir, iki kere doladık tığımızın başına. Bakın uzun sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp ikisini birlikte kalan ikisini de birlikte çekerek 3 kere çektiğimiz için de üçlü trabzan. Şimdi bu noktada 1 2 zincir çekiyoruz. Doladıktığımızın başına 1 2 kere. Bakın uzun sık iğneden sonraki gelen sık iğnenin tepe boşluğunu tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte çekerek üçlü trabzanı oluşturduk. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan, ikisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Bir sonraki boşluğa yine ikili trabzan. İki tane ikili trabzandan sonra bu noktada direkt başına dolamadan batıyorum.
4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptıktan sonra doluyorum başına. Uzunun tepe boşluğuna batıyorum. Battım, ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğimiz var. Doluyorum, tek seferde çekip çakma sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne yaptıktan sonra gelen boşluğa batıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Bakın bu iki zincirli kısım köşemiz oldu. Bu ortadaki kısma da uzun sık iğnenin tepe boşluğuna da çakma sık iğne yaptık ki orası böyle çukurlanmasın, hafif yüksek kalsın ki düzgün bir kare elde edelim. Çünkü motifimiz bakın yuvarlak. Burada 4 tane sık iğne ördükten sonra doluyoruz tığımızın başına. Bu noktaya çakma sık iğne yapıyorum. Tek seferde 3 ilmeğin içerisinden geçirdik. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa 2 litre abzan. İkisini birlikte. Tekrar doluyorum. 2 litre abzan öreceğim bir sonraki boşluğa. İkisini birlikte. Şimdi 2 kere doluyorum. 1 2 kere uzunun tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp ikisini birlikte çekiyorum. 1 2 zincir doladım. 1 2 kere 2 kere doladım. Uzundan sonra gelen sık iğnenin tepe boşluğuna battım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte çekerek üçlü trabzan yaptım. Tek doladım. Battım. 2 tane ikili trabzan örüyorum tekrar. Doladım. İkinci ikili trabzan. Bu noktada köşeyi yaptıktan sonra gelen 2 tane ikili trabzandan sonra direkt 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 4 tane sık iğneden sonra uzuna bir tane çakma sık iğne doladım başına. Tek seferde içinden geçirdim çakma sık iğne. Sonra tekrar 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 İki köşemizi oluşturduk. Şimdi 4 tane sık iğneden sonra doluyorum. Köşe kısmına geldim. Çakma sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğneden sonra çakma sık iğne doladım. 2'li trabzan doladım. Tekrar 2'li trabzan bir sonraki boşluğa. 1 2 kere doladım. Üçlü trabzan ikisini birlikte. 1 2 zincir 1 2 kere doluyorum. Bir sonraki boşluğa üçlü trabzan doladım. 2 tane ikili trabzan. İki tane ikili trabzandan sonra direkt batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne doladım. Bakın. Doluyorum tığımın başına. Uzun sık iğnenin tepe boşluğuna çakma sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğneden sonra 1 2 3 4 tane sık iğne. 4 sık iğneden sonra doluyorum. Bir tane çakma sık iğne. Doladım. 2 tane ikili trabzan. Köşe noktada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyorum ki yeni başlayanlar için yol gösterici olsun. 1 2 tane doladım. Uzun sık iğnenin tepe boşluğuna üçlü trabzan. 1 2 3 ve 1 2 zincir 1 2 kere doladım. Bir sonraki boşluğa buradaki kısa ipi de gezeyerek tığımın üzerine alarak örüyorum. İkisini birlikte
Çektim. Burası bağlama noktasını yaptığımız yer. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Birinci ikili trabzan ve ikinci ikili trabzan. Ve 4 tane sık iğne. Şunları artık keselim. 2 3 4 4 tane sık iğne. Bakın son batacağım yer, çakma sık iğneyi yapacağım yer. Batıyorum direkt, ilmek çıkarıp çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk başladığım noktanın tek kanadına batıyorum. Burada kaydırma yapacağım. İlmek çıkardım, kaydırıyorum. Kaydırma yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan olarak sayacağız. Doladım. Gelen, bakın, sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi beyazın ilk sırasını bitirdikten sonra nereye batacağımızı belirledik. Artık tamamen ikili trabzanla örüp devam edeceğiz. Gelen bütün boşluklara ikili trabzan batacağız. Köşe noktada ikili trabzanla artırma yapmaya devam edeceğiz. Bakın devam edelim. Gelen boşluğa ikili trabzan battım. Bir sonraki boşluğa da yine ikili trabzan. Her noktaya bir tane ikili trabzan. Batıyorum. İkili trabzan. İki zincirlik kısma kadar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Köşe noktasına geldik. Bakın. Doladım. İkili trabzan örüyorum. Zincirimin içerisine tekrar battım. İki tane ikili trabzan yaptık. Köşe artırmaları bu şekilde yapacağız. İki zincir. Bir. İki zincir doladım. Tekrar aynı boşluğa. İki zincirlik boşluğa. İkili trabzan. İki tane. Doladım. Bakın üçlü trabzanın gelen ilk boşluğa noktaya batıyorum. İkili trabzan örmeye devam ediyorum. Bu noktada hepsine sırayla ikili trabzan örerek devam edeceğiz. En son örgümüzü bitirdiğimizde elimizde düzleriz. Şimdi ikili trabzan örerek devam edeceğim. Dört köşede de burada artırdığım gibi 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Gelen ilk boşluğa batıp tamamen ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşe kısmına geldim. Bakın. Bu noktalara da son noktaya kadar ikili trabzan ördüm. Doladım. 2 zincirlik kısma 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, 1, 2 ve 2 zincirlik kısma tekrar 2 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer köşelerimde yaptığım gibi. Ve gelen ilk trabzanın boşluğuna batıp ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bu arada şu arkada kalan ipi de temizleyelim. İkili trabzan örmeye devam ediyorum. Sırayla gelen bütün boşluklara batarak son noktaya kadar devam ediyorum. Bakın buradaki 3 zinciri de bir tane ikili trabzan olarak saymıştık. 1 Batacağım son nokta burası. Çakma sık iğnenin tepe boşluğu da son ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3. zincirin ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Ve bu noktada
Yeteri kadar kesiyorum ipimi. Tığımdan ipimi çıkarıyorum. İlk başladığım ikili trabzanın arkadan tepe boşluğuna battım öne doğru. Öndeki ipi arkaya doğru çekiyorum. Sonra ipin geldiği noktadan, bakın bu şekilde alttan batıyorum. Bu ipi tekrar şöyle birazcık yakınlaştırayım. Tekrar göstereyim battığım noktayı. İpi arkaya doğru çektikten sonra, bakın ipin geldiği noktadan şöyle başak şeklinde duran kısma tığımla batıyorum. Bu noktadan ipi aşağı doğru çekiyorum. Şekilde sırayı tamamlamış olduk. Şimdi şöyle temizleyelim. Temizlemeden önce de şu arkaya çektiğimiz ipi düzgün bir şekilde, sağlam bir şekilde arka boşluklardan geçirerek ipimizi gizleyelim. Gizledikten sonra bakın arkayı zaten fazla kalan ipleri kesmiştik. Burası arka kısmı. Şimdi el ütüsü yapacağız. Şöyle köşe uçları belirginleştirelim. Bakın. Evet. El ütüsü önemli. Normal bir ütüyle de ütüleyebilirsiniz motiflerinizi yaptıktan sonra. Ama el ütüsü de yeterli oluyor. Motifimizin yapımı da bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir denersiniz. Motifi birleştirdiğim daha önceki videolarım vardı. İkili trabzan olduğu için tamamen sıramızın bitişi. İkili trabzanla sıra nasıl birleştirilir motif paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Orada motifler nasıl birleştirilir seyredebilirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.